Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enni meseni yadurru ve ente erhamur rahimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mesnevi Nuriye Nokta Risalesi. Çok zor bir yerde kaldık. Ciddi tefekkür etmemiz, yoğunlaşmamız gerekiyor. Basit gibi görünebilir. Anlaşılıyor gibi görünebilir ama üzerinde ciddi durulması gerekiyor. Kaldığımız yer Arapça bir ifade fakat herkesin bildiği kelimelerden teşekkül etmiş. Onun için Arapça olması bir mahsur teşkil etmiyor ya da anlamamıza engel değil. Leyse kemislihi şey'un. Celle celaluhu subhane men ihtefa li şiddeti zuhuri. Subhane men isteset men istetara li ademi ziddi. Subhane men ihtecebe bil esbabi li izzeti. Aynı hakikatin değişik açılardan ifadesi var ama yani aynı şeyleri söylüyor değil ama aynı hakikata işaret ediyor. Önce şu bir ayet olan leyse kemislihi şeyun üzerinde durarak Celle Celaluhu. Kelime anlamını herkes, hepiniz biliyorsunuz. Hiçbir şey onun benzeri değildir, olamaz. Ona benzer hiçbir şey yok. Bunu hepimiz anlarız. Yani hiçbir şey Allah'a benzeme söz konusu değil veya bir başka söyleyişle kainatın yaratıcısını, kainatın içinde herhangi bir şey ile tanımlayamayız. Veya aynı hakikatin bir başka ifadeyle ifadesi, kainatın içindeki kainatta bulunan, kainatın parçası olan hiçbir şeyi kainatın yaratıcısı cinsinden tanımlayamayız. Çünkü bu özelliklere sahip kainatın yaratıcısı olma özelliğine, özelliklerine sahip değildir. Yani Allah hiçbir şeye benzemez, onun benzeri yoktur demek, yani kelime anlamı itibariyle doğru olmakla birlikte çok fazla bir şey ifade etmiyor benim için. Onun benzeri hiçbir şey yok dedik. Ne demek istiyoruz? Bunu sorgulanması lazım. Ne kastediyoruz? Kainatta, şu varlık aleminde hiçbir şey varlık alemine vücut verenin özelliklerine yani varlık aleminde herhangi bir şeye vücut verme özelliğine sahip değildir. Neyse ki mislihi şey on. Ya nasıl biz kainatın yaratıcısını tanımlayacağız. Kainatın yaratıcısını tanımlamanın
tek bir yolu vardır insan için, bizim için, şu kainat içerisinde yaratılmış varlıklardan olan, şuurlu bir varlık olan insan için kainatın yaratıcısını tanımlamanın tek bir yolu vardır. Bu yol önce ne değildir ile başlar. Ama onunla bitmez. Ne değildir ile başlar. Yani biz kainatın varlığını merak eden insanlarız. Nasıl oldu da bu alem varlık alemine geldi, var oldu? İnsanlar tabiatları gereği, yaratılışları gereği, artık hangi kelimeyi kullanırsanız, bir şey var ise o var olanın varlık nedenini sorgulamak insaniyetin gereğidir. O varlık, var olanın varlık kaynağını sorgulamak insan fıtratında esastır. Bir kimse hayır ben varlık kaynağını niye sorgulayayım ki, işte var öyle, var olmuş, her neyse beni ilgilendirmiyor diyemez. Gerçi diyen var, ben okudum da diyorum. Yani işte var, nereden geldi, ne oldu, her şeyin mutlaka bir sebebi olması lazım gelir, varlık sebebi olması lazım gelir demeye ne gerek var? İşte alem mesela var olmuş, var. Bunun varlık sebebini niye sorgulayayım ki, sorgulayalım veya sorgulamaya ihtiyacı hissedelim ki diyenler var, ama onlar kasıtlı olarak çünkü bunu söylerler. Çünkü varlık nedenini sorguladığınız zaman kainatın içinde herhangi bir şeyin varlık nedeni olabilecek özelliğe sahip hiçbir şeyin olmadığını bilirler. O zaman kainat var ama varlık nedeni yok. Kainatın içinde, kainat cinsinden. O zaman kainatın varlık nedeni nedir diye sorguladığınız zaman kainat cinsinden olmayan bir kaynağa müracaat etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu peşin hükümlü insanlar kainat cinsinden olmayan bir kaynağı araştırma, sorma, sorgulama, onun özelliklerini tespit etme çabasına girmek istememe kararındandırlar. Bunu anlayalım. Böyle bir karar vermiş. Ben kainatın yaratıcısına inanmayacağım diye kafayı şartlandırmış. Olur ya, insan bu iradesi serbest. Her şeyi şartlandırabilir kendini. Onun için varlık nedenini arama yolunu kapatmak için bir şeyin varlık nedenini sorgulama gerekmez demek zorunda kalmışlar, ama yani çocuğu bile kandıramazlar diyorlar, azınlıkta, çok kişi değil, azınlıkta de bir grup insan. Kendisine filozof falan ismi takan insan böyle bir saçma tavrı kendilerine prensip edinmişler. Onlar öyle edinsinler. Bize onların seçeneği bizi ilgilendirmez. Biz düşüneceğiz insanın fıtratında ne var ise onun varlığını sorgulama özelliği var. İşte insan varlık aleminde herhangi bir şeyin varlık nedeni olabilecek özelliğe sahip bir şey bulamayınca ve bulamayınca yok, çünkü şu bakın, şu herhangi bir şeye varlık veriyor diyemeyince İnsan ne yapıyor? Bu aleme varlık veren alem cinsinden
olmayan olması lazım diyor. Bakın negatif bir tavır, bir cümle kullandım. Alem cinsinden olmayan olması lazım. Kainatın varlık nedeni, kaynağı. Peki, affedersiniz, bununla yetiniyor muyuz? Yani tamam işte canım, kainatın bir yaratıcısı olmalı ve bu kainatın yaratıcısı da kainat cinsinden olamaz dedik. Ve leyse kemislihi şey'un, bu manayı ifade etmekle birlikte Celle Celaluhu Subhaneh ifadeleri bu manayı bir adım ileriye götürürler. Yani buna bir açıklık getirirler. O şanı yüce olan vesaire her şeyde münezzeh olan, eksiklerden münezzeh olandır anlamında Sübhaneh derler. Peki ne demek? Bu biz yalnızca Allah, kainatın yaratıcısını ki ona Allah diyoruz, Allah'ı kainat cinsinden olmayandır diye tanımlasak yeterli midir? Hayır. Neden yeterli değil? Kainat cinsinden değildir, anladık. Kainat da buna şahitlik yapıyor. Çünkü kainatta yaratıcı olabilecek hiç özelliğe sahip hiçbir şey yok. Bunu kavradık. Tamam. Ama peki bu kainatı var edenin özelliklerini tanımlayamaz mıyız? Özellikleriyle bu kainatı var edeni tanıyamaz mıyız? Sorusunun cevabı Sübhaneh de yatıyor. Ne demek o? Celle Celaluhu ve Sübhanehu'nun bir başka anlamıdır ama o biraz karmaşık olur. Şimdi Celle Celaluhu demek Sübhaneh demek. Eksiği yok demek. Onun celali, azameti, büyüklüğü sınır tanımaz demek. Peki nereden çıkarıyoruz bunu? Yine kainatın şahitliğinde. Kainattaki varlıkların her birisi şu ilanı yapıyor. Diyor ki ben bütün kainat çapında bir düzenin parçasıyım. Beni bu düzen içerisinde bir konuma yerleştirmek ve o konumuma göre bana vücut vermek ancak ve ancak kainatın tümüne vücut veren tarafından gerçekleştirilebilir. Kainatın tümüne vücut veren ise kainat cinsinden tanımlanamaz. Şimdi kainatta yaratıcı özelliğine sahip hiçbir şey yok olduğunu insan, her insan bakar, görür, anlar. Bunu anlamak için hiç de özel eğitim görmeye gerek yok. Varlık verebilecek bir şey var mı? Al eline, ne aklında insanlar ne diyorlarsa desinler. Mesela bir atomun parçasını al veya bir hücreyi al. Elinde alır, ezersin. Hani bu bir şeye vücut verenmiş, kendisini öldürebildin, yok edebildin, yakabildin. Ona karşı direnemez. İradesi yok, ilmi yok, bu belli. Şimdi birinci aşama tamam, kolay. Kainatta yaratıcı yok. Bu aşamayı aşağı yukarı Allah'a inananların neredeyse hepsi, artık istisnası var mı bilmiyorum ama neredeyse hepsi kabul ederler. Ama birisi tutup da mukayese yaparak işte Hristiyanlıklarla Müslümanları karşılaştırarak ama Müslümanlar Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Allah diyorlar falan diye basit düşünmeyeceğiz. Allah falan dedikleri yok da böyle bir Allah'ın görünümü yeryüzünde insanlara
insanlara sevgiyi, şefkati, hidayeti ulaştırmak için inmiş şekli diye, bu peygamberliği kabul etmedikleri için yapmış oldukları bir yorum. Yoksa İsa kainatın yaratıcısıdır diyecek kadar kimse zıvanadan çıkmadı. Yani onlar da kainatın içinde böyle bir yaratıcı birisi yoktur. O bir görüntü diye yorumlarlar. Yine yorumlamak zorundalar çünkü. Yani o konuya detayına girmeyelim, mümkün değil. İnsan aklı bunu kabul etmesi mümkün değil. Ama yorumlayarak bir tanım getirmeye çalışıyorlar. Peygamberlik kurumunu Yahudiliğin geneleindeki peygamberleri reddetmek için, Yahudiliğe itiraz etmek için peygamberlik kurumunu reddediyorlar. Peygamberlik kurumunu reddedince Hazreti İsa'yı nereye koyacağını bilemiyorlar. Onun için ona bir kalıp uydurmak zorunda kaldılar. Tarihen böyle. Onun için bu bir yorumdan ibaret. Yoksa Hazreti İsa kainatın yaratıcısıdır diyecek kadar kimse gerçekten çıldırmadı. Peki, birinci aşamayı anlamak kolay ve çoğunlukla insanlar birinci aşamayı geçerler. İnandı, inananlar, inanmaya hazır olanlar, daha doğrusu inanmamada inat etmeyenler. İnanmamada inat etmeyenler, bunu anlamaları kolay. Peki, ikinci aşama biraz daha ciddi tefekkür, yoğunlaşma gerektiriyor. O, peki bir şeyin varlık nedeni, onu var eden nasıl bir özelliğe sahip olmalıdır sorusunun cevabında, kainat cinsinden hiçbir şeye benzemediği ve dolayısıyla kainat cinsinden hiçbir şeyin özelliklerini paylaşmadığı ve dolayısıyla kainatın sınırlılığı ile sınırlı olmayan, yani yaratılmış olmayan, varlığı kendinden olan, varlığı bir başkasının var etmesine muhtaç olmayan, ki ona ne diyoruz? Varlığı bir başkasının var etmesine muhtaç olmayan, varlığı kendisinden olan, kaim bizatihi olan, mutlak olan demektir. Tarif gereği. Tarif gereği. Yoksa tutup da biz mutlakı tespit ettik diye değil. Tarif gereği. Onun için ikinci aşamada kainatta hiçbir şey yaratıcı olma özelliğine sahip değil birinci aşama. Ve yaratıcı olanın mutlak olması ve dolayısıyla bütün özelliklerinin de ona Kur'an esma der, esma-i hüsna der, bazı yerde yalnız esma der, esması mutlak olan, yani varlığı bizatihi kendinden olan olması gerekir. Onun için her bir şey doğrudan doğruya onun tercihiyle, iradesiyle, onun var etmesiyle varlık alemine gelir. Yoksa Allah kainatı yarattı ve kainat şimdi kendisi çalışıyor değil. Mutlak dediğimiz anda sınır yok. İnsan tahayyülünün kapsamı içerisine giremez. Çünkü hayal de yine kainatın sınırları ile sınırlıdır. Ve dolayısıyla biz ona ne demek zorundayız? Celle Celaluh. Yani Sübhane. İşte leyse kemislihi şey'un bize bir Allah inancının ana hatlarını çiziyor. Peki devam edelim.
daha ne gibi açılımlar gösterecek veya ifade edecek. Sübhane men ihtefa li şiddeti zuhuri. Şimdi o öyle bir Sübhan ki, şimdi ikinci aşamaya geldik. O öyle bir mutlak ki, o öyle bir ihtiyaçsız olan, bağımlı olmayan, varlığı bizatihi kendisinden olması zorunlu olan, yok olan bir şeye varlık verme özelliği olan men ihtefa, gizleniyor. Gizlidir. Gizli kalıyor. Li şiddeti zuhurihi, yani varlığını ortaya koymanın şiddetinden, ki o kendisi açısından değil, insan açısından bizim için gizli kalıyor. Yani biz yaratıcının mutlak olması gerektiğini söyledik diye mutlakı tanımladık anlamına gelmez. Mutlakı ihata ettik anlamına gelmez ki ihata etmeden tanımlayamazsınız. Kimse tanımlayamaz. İhade edeceksiniz, başını sonunu, önünü arkasını belirleyeceksiniz, ondan sonra tanımlayacaksınız. Tanımlayamazsınız, insan tanımlayamaz ama ihata da edemez. İhata edemediği için insana gizli kalmış. Neden? İhata edilemezliğini bilmekle yaratıcıyı bilmiş oluruz. Yoksa yaratıcıyı bilmekle ihata edilemezliğini bilmiş olmayız. Böyle ilk etapta kelime oyunu gibi görünebilir. Hayır. Önce insan kainatın yaratıcısının mutlak olması gerektiğini karar altına alır, ondan sonra onun ihata edilemezliğini anlar, ondan sonra onun ihata edilemezliğinden başlayarak onu tarif eder. Neden? Çünkü ihata edilemez olanın tanımlanması ancak ihata edilemezliği iledir. Yani kainatın yaratıcısının mahiyetini anlamak, bilmek mümkün değil ama onun mutlaka ihata edilemeyen mutlak bir varlık olduğunu anlamak mümkündür. İhata edilemeyen mutlak bir varlık olduğunu, varlığı bizatihi kendisinden olduğunu anlamak mümkündür. Peki bir başka, bir ileri derecede soru şimdi. Onun varlığının mutlak kendisinden olması, kendiliğinden olması lazım geldiğini nereden anlıyoruz? Varlık veriyor. Kendisi var edilmeye muhtaç olan varlık verme özelliğine sahip olamaz. Çünkü varlık verme özelliğine sahip olsaydı kendisi var olmak için bir başka şeye muhtaç olmazdı. Çünkü varlık verebilen özelliği var. Onun için kainatın yaratıcısının varlığa varlık veren olduğunu ve fakat kendisinin var olması için bir başka şeyin onu var etmesine muhtaç olmayan olduğunu anlamak insan kapasitesi dahilindedir. Onun için insana göre konuşur burada. Yani Allah gizlenmiş, şiddet-i zuhurundan gizlenmiş o, saklanıyor bir yerde falan diye düşünmeyin, komik olur. Bu konuyu iyi anlayın. Bakıyorum avam arasında pek o kadar da kolay anlaşılan bir mevzu değil.
Yani Allah'ın gizlendiğini, saklandığını, insanın şiddeti zuhurundan bizden saklanmış diye, gizli kalmış diye. Benim açımdan konuştuğunu anladığımızda çok kolay. Benim için gizli kalıyor. Neden? Benim kapasitem onu alamıyor. Neden? Ben yaratık olduğum için. Benim yaratık aleminden edindiğim tecrübelerden ulaştığım sonuç şudur. Her bir gördüğüm kainat içerisinde müşahede ettiğim varlık var olması için kendisini var eden bir kaynağa ihtiyaç var. Bunu ben müşahede ediyorum. Görüyorum. Varlık verilmiş diyorum. Buna şu özellikler verilmiş diyorum. Dikkat ediyoruz. Herhangi bir eşyaya şu özellikler verilmiş diyorum. Bunu görebiliyorum. İnsan kapasitesi bunu kavrayabiliyor. Peki bu varlık alemine yok iken ona varlık verenin, kendisinin böyle bir özellik ile muttasıf olduğunu tasavvur ettiğim anda o yaratıcı olamaz. Çünkü o da yaratılmaya muhtaç. Zorunlu olarak insan kabiliyeti, insan şuuru, şuurluluğu, bizim kapasitemiz zorunlu olarak bir sonuca ulaşıyor. Zorunlu ama insan için. Öyle efendim felsefe yaptım da düşündüm de öyle geldi değil. Başka yolu yok insan için. Bu aleme varlık verenin kendisinin varlık verilmeye muhtaç olmayan olması zorunludur ki varlık verme kabiliyetine sahip olsun. Kainat ortada varlık verilmiş. O halde bu kainata varlık veren kendisi varlık verilmeye muhtaç değildir. Onun için kain bir nefsihi bizatihi denir. Kendi varlığı kendinden asli olan. Tanımlayabilir miyim bunu? Böyle bir şeyin var olması zorunlu olduğunu anlar, kavrar ve tasdik eder. Tanımlayamam. Neden? Çünkü benim müşahede alemimde, tecrübe alemimde böyle bir şey yok. Bakın, muhakeme ile ulaştığım sonuç ayrı, tecrübe alemimde şuna benzer, şunun gibi diyecek hiçbir şey yok. Çünkü benim yaratık aleminde, var edilmiş alemde var etme özelliğine sahip hiçbir şey yok. Onun için ancak negatifi ile tanımlayabilirim. Bu ifade negatifi ile tanımlamak varlık verilmeye muhtaç olmayan, yani varlığı bizatihi kendinden olan. İyi dikkat edelim inşallah. Öyle Allah'ı tanımlarken sanki bildiğimiz bir şeyi tanımlıyormuşuz gibi değil. Allah bilinmez. Allah iman edilir. Bilmek sanki ben kainatın bir parçasında müşahede ettiğim bir şey gibi bilgi dahiline aldım anlamına gelir, mümkün değil. Ben çünkü kainatın yaratıcısından bahsediyorum. Ama tanımlarımda dikkatli olmam lazım. Bunun özetini Kur'an devamlı la ilahe illahu diye yapar. Kendisinden başka hiçbir şeyin ilah olmayan, hiçbir şeyi ilah olmayandır Allah. Nasıl tanımladım? Bakın, kendisinden başka hiçbir şeyin ilah olmadığı ile tanımladım. İlah ne demek? Yaratıcı demek. Yaratma özelliğine sahip demek. Yok olan bir şeye varlık vermek demek. Bu cümlenin anlaşılması hiç de zor değil. Ama Allah şiddet zuhurundan gizlenmiş deyince ya sakmambaş oynuyor gibi anlıyoruz. Göstermiyor kendini falan diye anlıyoruz.
Hayır, yaratılış düzleminde, pardon yanlış söyledim, varlık düzlemlerimiz farklı. Benim varlığım öyle bir düzlemde ki var edilmeye muhtacım. Bana varlık verenin var edilmeye muhtaç olmaması gerekir. Eğer bir şey var edilmeye muhtaç değilse, özetliyoruz, o şeyin varlığı kendindendir. Eğer bir şeyin varlığı kendinden ise mutlaktır. Çünkü varlığı kendinden, kendisini var etmesi için herhangi bir şeye muhtaç değil, sınırı yok. Onun için mutlak deriz ona. Mutlak deriz. O zaman ne anlayacağız biz? Sübhane men ihtefa li şiddeti zuhuri. Böyle benim karşımda zahir olması için, bana görünür olması için varlık düzeni müsait olmayan, varlık düzeni buna imkan vermeyen, mutlak olandır o. Bana göre benim varlık alemim düzeyinde var olmayandır o. İhtifa, gizli kalmış, gizlenmiş, ihtifa etmiş demek, gizlenmiş demek, kendisi gizleniyor değil. Ben senin müşahede ettiğin alem cinsinden değilim demek. Yani ben yaratık alem cinsinden değilim demek. Beni yaratık bir alem, yaratık alemdeki özellikler ile tanımlayamazsın demek. O zaman geliyor bu okuduğumuz Sübhane men ihtefa li şiddeti zuhuri parçası leyse kemislihi şeyun ayetinin bir adım ileride tefsiri, açıklaması oluyor. Hiç de zor değil. Yeter ki bizim açımızdan bize göre olduğunu anladıktan sonra geriye bir problem kalmıyor. Bizim açımızdan gizli kaldığını söylüyoruz biz. Yoksa o gizlendi değil. Benim kapasitem açısından gizli. Şunu da dikkat edelim. Efendim bizim kapasitemiz sınırlı da ondan, bu cümleyi hiç kullanmayacağız hayatımızda. Çok yanlış, çok tehlikeli bir cümlecik bu. Benim kapasitem sınırlı. Ne demek sınırlı? Genişlet. Yani yaratıcının özelliklerini tanımaya mı başlayacaksın? Hayır. Onun için yaratıcıyı tanımak, onun varlığını tasdik etmek bilgi cinsinden değildir. Bunu değişik vesilelerle sohbetlerimizde dile getiriyoruz ve kasıtlı olarak da vurguluyoruz ama açıklanması gerekiyor. Şimdi biraz açıklandı. İman bilgi cinsinden değildir. İman bilgi değildir. Bilgi yaratık alemin içerisindeki bulunan eşyanın özelliklerini algılamadan ibarettir. Ama iman yaratık aleminin yaratıcısının mutlaka var olması gerektiği noktasında ve onun varlığının mutlak olması, varlığı bizzat kendisinden olması gerektiği noktasında insanın ulaştığı sonuçtur. Yani bir muhakemenin sonucudur. Bilmenin sonucu değil, muhakemenin sonucudur. Öyle bir şekilde muhakeme ediyorsunuz, bir sonuca ulaşıyorsunuz ki bilinemezliğini anlıyorsunuz. Bilinemezliği ile onu tanımlıyorsunuz. Yani kainat cinsinden olmamasıyla onu tanımlıyorsunuz.
Bunlar incelikli gibi görülebilir. Canım işte biz Allah'a inanıyoruz. Ne uzatıp duruyorsun ki? Allah böyle bir tanımadığımız, bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz bir şeymiş diyerek de olmaz. Kalbin itminanı lazım. Neden böyle bir sonuca ulaştım? Nasıl oldu da bu sonuca ulaştım? Bu sonuç benim için ne ifade ediyor? Bunların analizlerinin yapılması, anlaşılması lazım, sorgulanması lazım. Onun için de bir taraftan anlaşılması zor değil, bir taraftan da öyle basitçe ya ben yaratıcıya inanıyorum, kainatın bir yaratıcısı olması lazım diyerek de imanı tahkik ettiğimizi zannetmeyelim. Bu bir başlangıçtır. Kainatın yaratıcısı olması lazım geliyor demek yalnızca bir başlangıçtır. Yani öyle görünüyor, bu alemin mutlaka bir yaratıcısı olması lazım. Ama problem şurada. Bu yaratıcı kim? Nasıl tanımlayacağım? Ve onunla ilişkimi hangi esaslara göre oturtacağım? İşte ubudiyet dediğimiz olay bu. Allah'a iman etmek. Yalnızca böyle bir şeyin olması lazım deyip geçmek demek değildir. Ubudiyet de, işte madem Allah varsa din de doğrudur. Dinin emirlerini yerine getirdiğin zaman ubudiyet görevini yapmış olursun demek değildir. Bunları iyi anlayalım. Bunları çok iyi anlayalım. Öyle namaz kıldım, oruç tuttum diye o bir ubudiyet görevini yerine getirdin demek değil. Senin ile, yani yaratılmışlığın ile senin yaratıcın arasındaki bağı ikna olmuş bir kalp ile kurup varlık alemini o anlayışa, o ikna olan kalbe göre yaşamak, tesis etmek ve ona göre varlığını sürdürmek demek. Ya da varlığını yorumlamak demek, ubudiyet. İman dediğimiz, bilinçlilik dediğimiz, farkındalık dediğimiz olayın bizim günlük hayatımızda daima canlı bir şekilde olmasına ubudiyet denir. Ben abdim o mabud, ben mahlukum o halik, ben memlukum o malik. Tanımları neye göre yapıyoruz? Kendimize göre yapıyoruz. Kendi şartlarımıza göre yapıyoruz. Ben yaratılmışım, yaratığım o, işte o benim yaratıcım olandır. Ben var olmak için onun bir başkasının bir başka şeyin yaratmasına muhtacım. O, yani beni yaratan, var olması için bir başka şeyin yaratmasına muhtaç olmayandır. Varlık vermesine muhtaç olmayandır. Sonuçlarını bilinçli bir şekilde uygulamak, hayatımızı da böyle yaşamamız lazım. Ubudiyet budur. İmana göre hayatın, varlığın tanımını yapmak. Varlığı imana göre tanımlamak. Her şeyi kainat düzeni içerisinde yaratıldığı için bu kadar detaya girmek gerekebiliyor demek ki oraya geldik. Bu düzen bir sistem içerisinde gerçekleşiyor. Sistem içerisinde gerçekleşmesi demek her zaman aynı şartlarda aynı sonucun yaratılıyor olması demek. İşte insanların düştüğü hata burası. Her zaman aynı şartlarda aynı sonucun yaratılması sistemin iktizasıdır. Sistemi olmayanın, mesela bir makinede belli bir sistem yoksa o makine makine değildir, bir işe yaramaz. Ama sistem bize şunu da şöyle bir yanılgıya da götürebiliyor. Dikkat etmediğimiz takdirde. Her zaman aynı şartlarda aynı sonuç bu sistemin içinde vuku'a geldiğine göre biz zannediyoruz ki bu otomatik olarak kendi kendine böyle oluyor. Hep böyle olur zaten diyoruz. Ona vücut verenin o yeni şartlarda yeni var olmuş olana, o düzenin içerisinde vücut verenin kainat
cinsinden herhangi bir şey olamayacağını anlamaktır ubudiyet. Yani ağaç böyle hep büyür, bizim tipik örneğimiz. Başka şeye de uygulayabilirsin, ne aklınıza gelirse. Ağaç mevsim gelir, işte bahar mevsimi gelince yaprak açar, çiçek açar. Yaz mevsimi gelince meyve verir. İşte yazın sonuna doğru meyve olgunlaşır, güneş ışığının altında pişer. Bu mu Allah'a inanmak? Bu düzen. Hep düzen böyle oluyor diye biz ne yapıyoruz? Güneş ışığı meyveyi olgunlaştırır diyoruz. Ya düzenden bahsetmek ayrıdır. Güneş ışığının meyveyi olgunlaştırma özelliğine sahip, kendiliğinden sahip olduğunu tespit etmek ayrıdır. Güneş ışığı bir şey bilmez ki. Nasıl yapıldıysa öyle vardır. İradesi yok, ilmi yok, kudreti yok. Nasıl yapıldıysa öyle vardır. Makine de öyle, elimizdeki makine. Nasıl yapıldıysa o şekilde o sistemini devam eder. Yani kendisi bilmez de öyle yapıldığı için öyledir. Yoksa kendisi bilerek ben şurada şu görevi yapacağım diyen bir parça yoktur makinenin içinde. Çok basit. Çok basit. Herhangi bir parça ben burada şöyle bir görev yapacağım diye kendiliğinden oraya geldiğini söyleyen bir insanı akıl hastanesine gönderirler. Deli derler yani o adama. Ama iş kainata gelince kendisine bilim adamı diyen bazı kendini bilmez ükela insanlar eşya kendisi böyle yapıyor diyoruz. Yani bu kadar aptallık olmaz ama işte oluyor. İnsan bu ya. İradesi serbest. İnkar etmeye kastettiği zaman böyle saçma saçma cümleler söyler. Her zaman böyle oluyor. İşte demek ki o yapıyor diyor. Manyak adam. Makinede her zaman böyle oluyor. Herhangi bir mesela bilgisayarın bir yerinde bir düğmesine bastığın zaman bir iş olunca, bir sonuç ortaya çıkınca düğme bu işi yapıyor der gibi. Manyak adam. Düğme orada bu işi yapacak sistemin bir parçası olarak makineyi dizayn eden, yapan, sistemi kuran o kararı verdi ona. Görevi verdi ona. O kendisi bilmez. O kendisi ya bir metaldir, ya bir bakırdır, ya da bir ne bileyim plastik bir maddedir. Bilmez ki. Nereye konarsan orada durur. İradesi yok, bilmiyor, yok bir şey yok. Yani böyle bir varlık, bir parça. Var edilmiş bir parça. Ama adam dünyaya, kainata gelince sisteme bakıyor, sistemin parçalarının kendilerinin etken olarak görev yaptıklarını söylüyor. Bu da bunlar da kendilerine ilim adamı diyorlar. Yani çok komik. İnşallah insanlık bunu anlayacak. İlim adamlarının yaptığı yorumların saçmalıklarını anlamak için çok zor bir şey değil ama insanlar bilmedikleri için, düşünmedikleri için ona cazip geliyor. Nedenleri ayrı. Çok değişik nedenler var. Din adına konuşanların saçma saçma konuşmalarından dolayı insanlar dini reddediyorlar. Ondan sonra mecbur kalıyor, dinsiz oluyorlar. Onun için ya saçma konuşmayacağız, bilerek konuşacağız, insaniyetimizi konuşturarak konuşacağız ya da din adına konuşmayacağız. İnsanları dinsiz ediyoruz. Sorumluluğu da bizim boynumuzda kalıyor. Peki. Artık bunu çözdükten sonra yani Sübhane men ihtefa li şiddeti zuhurihi çözdükten sonra diğerlerini çözmek de kolay. Bunların hepsi neydi? Leyse kemislihi şey'un ayetinin açıklamasıydı, tefsiriydi. Peki. Ondan sonra ne diyor? Sübhane men istetara li ademi zıddi. İşte aynı şey. Zıttının olmamasından dolayı, yani karşıtını düşünemediğimiz için bize gizli kalmıştı, gizlenmiş değil, istitar etmiş. Yok yok, öyle yaratıcı istitar eder falan diye bir şey yok. Öyle tercüme etmişler de bunlar böyle düşüncesiz yapılan tercümeler.
öyle yaratıcı istitar eder falan dedi. Bize göre, bize gizli kalmış. Bize gizli kalmış. Neden? Çünkü zıttı yok. Yani zıttı yok derken karşısına mukayese edebilecek bir unsur yok. Kainatta herhangi bir şeyi alıp da işte bak bu 5 santim boyunda ama bunun yaratıcısı 5 trilyon kilometre boyunda diye böyle bir kıyas yapabilecek bir durum yok. İstersen 5 milim olsun, 1 milim olsun, öbürü de katrilyon kilometre olsun, kıyas yapıyorsun işte. Böyle kıyas yapabilecek, şöyle değil de şöyledir diyecek bir kıyas yapma, benzetme. Birinin daha büyük, diğeri çok daha küçük. Birisi çok küçük, diğeri çok büyük. Diğeri az kuvvetli, öbürü çok kuvvetli. Mesela diyelim ki elektriğin gücü 1 amper. Ama yaratıcının gücü katrilyon amper. O işte böyle bir durum olmaz. Neden? Çünkü elektrik gücüyle yaratıcı gücü arasında taban tabana zıtlık var. Birisi var edilmeye muhtaç, diğeri varlığı kendinden olandır. Taban tabana zıt. Onun için bana gizli, perdeli kalıyor. Kıyas edemiyorum çünkü. Kıyas edemiyorum. Hiçbir şey ile, yani bu Sübhane men istetara li ademi zıddi cümlesi, cümleciğini kıyas kabul etmeyen, kıyası mümkün olmadığı için benim için gizli kalmış olan diye tanımlamak zorundayız. Kıyası mümkün değil. Neden? Benim kıyas edebileceğim her şey yaratılmaya muhtaçtır. Var edilmeye muhtaçtır. Benim kıyas edebileceğim hiçbir şey yoktur ki varlığı kendinden olsun. İnsan aklının bunu anlaması için hiç de özel çalışması gerekmez. Yeter ki niyet etsin, düşünsün, hemen anlar. Varlığı kendinden olan bir tek şey gösteremezsiniz burada. Ama kainat öyle bir şahitlik yapıyor ki kainatın varlık nedeni olan kaynağın mutlaka kendisinin varlığı kendinden olan bir başka şeyin kendisini var etmesine muhtaç olması zorunludur insan muhakemesi için. Onun için bana yaratıcı benim için gizli kalıyor. Müstetir kalıyor. Setredilmiş. Yaratıcıyı kıyas edemem demek. Hiçbir şeyle kıyas edilemez olan demek. Yani burada benim kitapta şöyle bir tercüme yapmışlar. Münezzehtir o zat ki zıttı ve rakibi olmadığı için istitar etmiştir. Bu doğru kelime tercümesi olarak biz ne yapacağız bunu? Zıttı ve rakibi yerine kıyas kabul etmez. Kıyası mümkün değil koyacağız. Mümkün değil diyeceğiz ve not alıyorum ben de. İstitar etmiştir demek, hayır. İnsan için insana müstetir kalmış. Kapalı kalmış. İnsan o tarafa geçemiyor. İşte o kıyas kabul edilemediğinden dolayı onu herhangi bir şeye benzetmeye kalkamıyor. Herhangi bir şeyle kıyas edemiyor. Yani Allah müsebbibül esbaptır. Yani bu dünyada şöyle bir cümle söylerler. Eşyanın tesiri var da hakiki tesiri yok. Gibi böyle yorumlar yaparlar. İnsanlar çözümleyemedikleri için ya da ne dediklerinin pek farkına varmadıkları için böyle yorumlar yaparlar. Hakiki tesir yok. Tesir yok.
hiçbir varlıkta diğer bir varlığın nedeni olacak bir tesir yok. Hiçbir şekilde yok. Hakikiymiş, zayıfmış, bilmem neymiş, yok. Ya ne var? Kainatın düzeni var. Yani kainat varlığını bir düzen içerisinde gerçekleştiriliyor. Kainatın varlığı. Kim? Kainatı var eden. Neden? Nasıl yapıyor bu işi? Görüyoruz, kainat diyor ki beni var eden her şeyi her an, aynı anda, her zaman varlığını bizzat kendisinin kontrol altında bulundurduğu bir alem var. Ama düzen içerisinde olduğu için biz sanki böyle bir kontrolün, böyle bir vücut verme fiilinin olmadığını, sanki işte şimdiki bilgisayar örneğinde olduğu gibi şu düğmeye basarsan şu sonuç olur, düğme işte bu sonucu yaptı deriz. Öyle diyebiliriz. Ama insan düğmeyi araştırdığı zaman bu sonucu yapabilecek özelliği var mıdır deyince, hayır, onu oraya koymuşlar da onunla. Onun öyle bir tercih yapma, vücut verme falan özelliği yok. Ya bu sistemi kuran var. İşte bu sistemin kurucusunun olduğunu anlamak, o sistemin kurucusunu görmeyi, bilmeyi gerektirmez. Ama mutlaka olması lazım geldiği sonucuna insan, insani özelliklerini kullanarak ulaşır. Peki, son parçaya gelelim. Bu Leyse kemislihi şeyünün tefsiri mahiyetinde olan Sübhane menehtecebe bil esbabi li izzeti. Burada önemli olan kelime nedir? İzze. İzze bir noktada Celle Celaluhu'nun bir başka söyleniş şeklidir. Onun izzeti, onun azameti, onun kudreti, onun mahiyetinin mayası, esası yaratık cinsinden olmadığı için bize sebeplerin arkasında ihticab etmiş. Sanki sebepleri kendisine, kendi fiiline perde yapmış. Hicab etmiş. Daha haşa o hicab etmez de, etmemesi lazım. Mutlak olan hakkında böyle bir tasarrufta bulunamaz, konuşulamaz. Hicab etti, saklandı, gizlendi falan diye kelimeleri kullanılamaz. Ya bizim için gizli kaldı. Neden? Onun izzeti, ne demek izzeti? Yani varlığının bizim açımızdan tanımlanamayan cinsten olması. Neden? Varlığı kendinden. Ben tanımlayamam varlığı kendinden olanı. Neden? Çünkü benim tecrübe alemimde varlığı kendinden olan hiçbir şey yok ki ona kıyas edip tanımlayayım. Sebepleri perde yapmış. Ne demek sebepleri perde yapmış? Kainatı öyle bir düzen içerisinde çalıştırıyor, var ediyor ki biz o düzenin işleyiş tarzından onun tasarrufta bulunduğunu, yani kainatı var edenin tasarrufta bulunduğunu anlıyoruz. Nasıl? Bakıyoruz ki bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde var edilmiş gibi görünüyor bu dünya. Halbuki sebep dediğim şey de sonuçtur. O da var edilmeye muhtaçtır. İyi dikkat edelim buraya. Kendisi bir başka şeyin varlık nedeni olan hiçbir şey yok. Yani sistemi, kurulu düzeni sebep-sonuç ilişkisi gibi telakki etmek insanın pratikten kaynaklanan zafiyetindendir. Buna iyi dikkat edelim. Pratikte her zaman herhangi bir maddeyi, ağır maddeyi bıraktığınız zaman yere düşer ya, işte bu sebep-sonuç ilişkisi gibi görünüyor. Halbuki bu sebep-sonuç değil, sebep diye bir şey yok ortada. Madde de yaratılıyor, hava da yaratılıyor,
maddenin çekim özelliği dediğimiz özellik de yaratılıyor. Ama bu yaratılış bir sistem içerisinde gerçekleşiyor. Bu sistem içerisinde gerçekleşen yaratılışa tutup da sebep-sonuç ilişkisi içerisinde sebeplerin arkasında saklanıyor birisi demek doğru değil. Sebep de sonuç da yaratılmaya muhtaç olan eşyalardır. Yaratıcı kendisini bize, en son nokta bu. Yaratıcı kendisini bize sebep-sonuç ilişkisindeki sonsuz hikmet ile bizim için sebep-sonuç. Yoksa kainatta sebep diye bir şey yok. Hepsi sonuç. Kainatın tümü sonuç. Yani makinede şu düğmeye basarsanız ekranda şöyle olur dediğimizde sebep düğme gibi görünüyor. Hayır, sebep de yapıldı. Ekranın o özelliği de yapıldı. Ekran ile sebep, yani düğme arasındaki ilişki de yapıldı. Hepsini mühendis öyle tanzim etti. Yoksa düğme onu yapıyor değil. Düğmede onu yapabilecek bir özellik yok. Tutarsın, alırsın, atarsın çöpe ki o da benim burada görevim var, işim var, yapacağım diyemez. Öyle bir özelliği yok çünkü. Şimdi sebep-sonuç ilişkisi gibi görünen aslında hep sonuçlar bütünü olan kainatta öyle bir sistem kurulmuş ki o sistem kendisinin yaratıcısının bu sistem cinsinden olmayan olduğunu bana bildiriyor. İşte sebeplerin perdesi arkasında ihtijab etmiş, hicab etmiş, gizlenmiş, saklanmış ne derseniz deyin, perde edinmiş demek benim açımdandır. Ben sebep-sonuç ilişkisi diye algıladığım kainatın düzenine bakar, onun varlık nedeninin, o sebep-sonuç ilişkisi cinsinden olan düzenin, kainatın düzeninin bizzat kendi içinde olmayacağını anlar ve ona göre de bu kainatın mutlaka öyle bir yaratıcısı var ki bu yaratıcı böyle bir sistem kurmak suretiyle kendisini bana tanıtıyor ama ben onu bilemem. Fakat tanırım. Yani onun mutlaka var olduğundan eminim, buna iman ederim. Yalnız tutup da bu sebeplerin arkasında yani kainat düzenini kuran kimdir bir göreyim bakayım veya bir benzetme yapayım, bir kıyas yapayım diyemem. Çünkü varlık boyutu tamamen farklı. Bir kainatın varlık boyutu yaratık, onun varlık boyutu varlığı kendinden olandır. Yaratık cinsinden olan bir şey, varlığı kendinden olan bir şeyin varlığını anlar ve fakat mahiyetini bilemez. Bu konuyu anladıysak bugün çok büyük bir başarı. Yani büyük bir bereket, Ramazan'ın bereketi. Yani Allah gizleniyor, Allah hicap ediyor, Allah saklanıyor, ihtifa ediyor falan gibi konuşmak insanın kafasını bulaştırır, bulandırır. Hayır, benim açımdan bana gizli kalıyor. Yani benim varlık boyutumdan değil demektir canım. Bu kadar basit. Neyse kemislihi şey önde o demek. Hiçbir şey onun varlık cinsinden değildir. Yani hiçbir şeyde yaratıcı olma özelliği yoktur demektir. Çok basit. İnsanlar kainatı gitsinler, incelesinler. Hiçbir şeyde yaratıcı olma özelliği olmadığını anlar. Ve fakat madem o şey var, o adamın bir yaratıcısı var sonucuna. Gayet insan rahat bir şekilde ulaşır. Herkes ulaşır. Çok basit. Yeter ki kavramlarımızı gizemli, misteriyist ifadelerin içerisine sokmamak lazım. Açık konuşmak gerekiyor. Ne demek istiyorsun kardeşim? Tamam mı? Mesela diyor ki, münezzehtir o zat ki esbabı izzetine perde yapmış benim açımdan. Ben
O perdeden onun varlığını gözlemliyorum. Perde üzerindeki, yani düzendeki görüntüden onun varlığını ve varlığının mutlak olması gerektiğini düzenden dolayı anlıyorum. Açık konuşacağız. Misteriyiz, gizemli konuşmayacağız. Peki, inşallah bu korktuğum bir konuydu. Korktuğum dedim, bu çok detaylı bir şey. Nasıl bunu anlayacağız? Nasıl basit günlük dilimizdeki ifadelerle paylaşacağız, meseleyi kavrayacağız diye düşünüyordum. İnşallah birazcık faydası olmuştur inşallah. Sorularımız varsa yorum var. Ahmet Ali'den "Leyse kemitlihi şeyun" başlayan Arapça ibare Kur'an'da geçen bir ayet olmazsa gerek. Neyse ki. Bu bir insanın Kur'an ayetlerinin rehberliğinde kainat üzerinde yaptığı tefekkürünün zorunlu olarak ulaştığı bir sonucu olsa gerek. Yani "Leyse kemislihi şey'un" bir ayet değil mi demek istiyorsun Ahmet Ali? Vallahi ben yanlış mı biliyorum? Allah, bakayım. Evet, ayet. Şura suresinin 11. ayeti. "Leyse kemislihi şey'un ve huve semî'ul basîr." Bir yanlışlık olmasın. Ben mi yanlış anladım seni Ahmet Ali? 42. surenin 11. ayetiymiş. Evet, Gülüşen ayet diyorum. Bizim bir ayetten parça. Evet. Evet, öyleymiş. Tamam, arkadaşlar da konfirm ettiler. Ben de zaten ayeti okudum. Bir ayetin parçası, evet. Peki efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi. Bihurmeti Sefer Suresi Fatiha.